Adım Adora. Hime'nin ikiz kız kardeşiyim ve Kristal Kalesi'nin koruyucusuyum. Bu da Rüzgar. Çok değer verdiğim yardımcım. Kılıcımı havaya kaldırıp şunları söylediğim gün büyük sır ortaya çıktı. Gölgelerin gücü adına! Bilenlerin sayısı fazla değil. Bunların arasında sevimli büyücü Madame Raz ve Kov var. Ben ve isyancı arkadaşlarım hep birlikte fısıldayan ormanı Ortağın lanetinden koruyoruz. Çalışmaktan bıktım. Çalışmaya ara verip jet motorumla biraz gezebilir miyim? Sen bu ülkenin tek kralı dayısın. Yakında emekli olacağım. Sen de halkımızın lideri olacaksın. Buna hazır olman gerek. Ben kral olmak istemiyorum baba. İyi bir kral olup halkımıza yardım edeceğine eminim. Gitmem ya. Bu akşam tekrar konuşalım. Ne yapmalıyım? Kral olmak istemiyorum. Tek istediğim eğlenmek. Belki de buradan kaçmam gerekiyor. İşte kötü bir fikir değil bu. Ah, Madame Raz'ı bu kadar geciktiren şey ne acaba? Bu hızla karnavala vaktinde yetişemeyeceğiz. Eğer acele etmezse gecikeceğim. Suya devrilen sandalyede oturacağıma söz ver. Yani bu sırası tam olacaksın demek. Oh, hadi güzel aynam söyle bana. En güzel kim hanımların arasında? Ha, tabii ki sen değilsin. En çirkin olmaya uğraşıyorsun. Seni küstah ayna. Dur, sakın yapma Madame Raz. Yoksa kimse seni 7 yıl boyunca uğursuzluktan kurtaramaz. Hadi acele et, gidelim artık. Oh, pekala. Kurtuldun sanma. Seninle sonra ilgileneceğim. Ama madam, asıl güzel olan içindeki güzellik. Oh. Öyle mi? Pekala, teşekkür ederim. Herkese merhaba. Herkes çok şık gözüküyor. Oo, hepimiz karnavala gitmek için hazırlandık. Niye bizimle gelmiyorsun? İlk önce eve gitmem gerekiyor. Siz gidin, sizinle orada buluşuruz. Yalnız nerede? Ormanın yanında, dışarıda. Dışarıda mı? Ama peki ya hortlak? Ah, merak etme. Geniş ve açıklık bir alan. Gizlice saldırmasına imkan yok. Demek bütün isyancılar ilkbahar karnavalına gidiyorlar. Ne kadar güzel, hepsini birden ele geçirebiliriz. Hayır. Eğer karnavalda onların arasına bizden bir casus sokabilirsek... Savunma güçlerini zayıflatacak bir casus. Harika bir fikir. Bunu düşünmekle iyi ettin. Montana, hemen casus robotlarını bul. Peki efendim. Bir tane bile yok efendim. Seni işini bilmez ahmak. Çok tuhaf. Montana ilk kez haklıymış. Casus robotları neredeler peki? Bunları boyut kapısından hortlak kuvvetlerin kumandasına göndermiştin. Hatırlamadın mı? Evet. Montana, dışarı çık ve hemen casus robotlarını geri çağır. Beni mi çağırmışsınız efendim? Sana ihtiyacım olduğu zaman niye ortadan kayboluyorsun? Buraya gel ve casus robotlarını yerini bul. Peki efendim. Boyut kapısını açıp etrafı bir bakayım. Oldu. Tamam. Ah, bir boyut kapısı. Bu da nerede
hemen geldik. Aa, ne oldu? Bana mı soruyorsun seni acemi ahmak? Hayır yine mi? Ögeler cadısı bu, kendini bilmez çocuğu zindanıma at. Bu ona mülküme tecavüz etmek ne demekmiş öğretir. Çık hortlak, casusa ihtiyacımız var. Niye o olmasın? Büyülü gücünü kullanıp onu... Onu kontrolümüz altına alabiliriz. İyi bir fikir daha. Bunu düşünmemden çok casus memnunum. Casus mu? Hayır. Ben sizin için casusluk yapmam. Anladınız mı? Kandığında emrimiz altına gireceksin ve isyancıları ele geçirmemiz için yardım edeceksin. Şimdi uyanmanı emrediyorum. Ha? Neredeyim ben? İnimle gel casus. Daha fazla uzağa gidemem. Karnavalın yerini senin bulman lazım be. İyi bir fikrim var. Bu kızı kurtarmakla görevlisin. Seni karnavala götürebilir. Kurtarmak mı? Ama başı dert dediği ki onun. Birazdan gelecek. İmdat! Yardım edin! Hemen geliyorum! Korumasız bir kıza saldırmakta kendini cesur mu sanıyorsun? Göreceğiz bakalım. Jetime karşı ne kadar cesursun. Şimdi iyi misin? Evet, teşekkür ederim. Adın ne senin? Kevin, galiba biraz hatırlamakta güçlük çekiyorum. O halde karnavala gelmelisin. Orada sana yardım edecek birini tanıyorum. Nanik, nanik beni düşünemezsin. Nanik, nanik beni düşünemezsin. Bunu biraz sonra söyle bakalım. Sana söylemiştim. Sana emrediyorum. Şunun yani şehir, hayvanın tam yanındaki hedefe isabet et. Hayır, bu hayvanın kinin değil. Ben Bov'u kastetmiştim. Şuraya dönüşmenin şimdi zamanı değil, madamın başı da. Kızmana gerek yok canım. Şimdi sakin ol. Evet, böyle. Aferin sana. Oh, çok sağ ol Adora. Sen de sağ ol süpürgem. Yoksa çok sert bir şekilde yere toslayacaktım. Burası çok eğlenceli yere benziyor. Hadi arkadaşlarımı bulalım. İşte oradalar. İyi atıştım adam Raz. Hey bakın bu Kevin. Merhaba. Deneyebilir miyim? Tabii. Affedersiniz. Bana kim olduğunu hatırlayamadığını söyledi. Ona göz kulak ol kol. Bu çocukta garip bir şeyler olduğu kesin. Pekala gölgeler cadısı. Casusunuza ne oldu? Niye ondan hiçbir haber alamadık? Sabırlı ol hortla. Her an haber alabiliriz, göreceksin. Adora haklıymış. Bu çocuk çok garip biri. Evet, çok garip. Çok. We'll be right back.
görevini yaptı. Kara sesimiz hazır, başlayalım. Mükemmel, saldırın. Bu da nesi? Bilmiyorum ama her neyse hiç hoşlanmadım bundan. Ne oluyor? Tamamen kuşatıldı. Yukarıdaki sisin üzerinden geliyorlar. Sen Madam Raz'dan bile daha betersin. Kahretsin. Demek hortlağın makineleri sudan hoşlanmıyorlar. O halde kolayca hallederiz. Bu Şire'ye göre bir işe benziyor. Gölgelerin gücü adına! Boş kovaları dolduralım. Şu teneke yığınına bakın. Arkandakine dikkat et. Yardımın için teşekkürler. Herkes hayatında azıcık yağmura tahammül etmelidir. Yardım edin küçüklerim. Bak ne yakaladım. Hayır, bırak onu gitsin. Dur, sana emrediyorum. Hareket edemiyorum. Saldırı robotları, yakalayın onu. Burada kal, yapılacak işlerim var. Kılıç, Mıknatıs'a dönüş. Şimdi kılıca dönüş. Robotlarımı mahvettin. Arkadaşını artık feda et Şira. Gitme zamanı geldi tatlı kız. O kadar da çabuk değil gölgeler cadısı. Bakın, hortlak kaçıyor. Biz kazandık. Hayır, henüz değil. Hortlak kelebek kızı götürdü. Aa, olamaz. Hortlak bizi tuzağa düşürdü. Nasıl oldu bu? Buna niye Kevin'e sormuyorsunuz? Bana mı? Evet, sana. Ne demek istiyorsun Cole? Beni ispiyoncu biri zannetmeyin ama... Kevin'in gizlice bir ağacın arkasında siyah bir yumurtayı patlatırken gördüm. Evet. Ve kara bir bulut tüm havayı kapladı. Sonra da hortlak bize saldırdı. Bunu ben mi yaptım? Yoksa inkar mı ediyorsun? Hayır, ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Hadi yalan söyleme. Cole seni görmüş. Sanırım doğruyu söylüyor. Kevin hiçbir şey hatırlamıyor. Ona inanıyorum. Yapmış olduğu her neyse isteyerek yapmadığına eminim. Bu delikanlı çok kuvvetli bir büyünün etkisi altında. Bunu sadece gölgeler cadısı yapabilir. Büyünde iyi iş gördün gölgeler cadısı. İşin içinde Şira olmasaydı onları alt etmiştik. Ancak onları buraya getirirsek hepsini bir anda tuzağa düşürüp yakalarız. Kelebek kızı kurtarmak için dehşet bölgesine gitmeliyiz. Dur bir dakika. Bu tamamen hortlağın bizden beklediği bir hareket olur. Madam Ra sihirli aynan bize yardım edebilir mi? Aynan mı olabilir? Aynam, aynam, sihirli aynam. Bize dehşet bölgesinde olup bitenleri gösterir misin? Lütfen demelisin. Pekala, tamam. Lütfen. Kelebek kızı hemen dehşet odasına götürün. İsyancılar onu kurtarmaya dehşet bölgelerine gelecektir. Tabii Montana ve ben onları tuzağa düşüreceğiz. Hemen dehşet odasına gitmeliyim. Ben de geliyorum. Hayır, ben de. Ve tabii ki biz de. Sağ olun arkadaşlar. Ama grup halinde gitmek tehlikeli. Ben yardım edeceğim. İmkanı yok. Sen hala gölgeler cadısının büyüsündesin. Bana güvenmediğinizi biliyorum ama... Ama ben güveniyorum. Tabii Kevin. Sen de gelebilirsin. Teşekkür ederim. Hayır.
Bizim de kelebek koleksiyonumuza eşsiz bir kelebek daha eklendi tatlım. Bütün hayatım boyunca bizimle beraber kalmak ne büyük mutluluk. Arkadaşlarım beni kurtaracaklar. Arkadaşların mı? Ahmak budalalar. Hortlağın tuzağına düşecekler. Çünkü senin dehşet bölgesinde olduğunu sanıyorlar. Gölgeler cadısı. Şira bu tarafa doğru geliyor. Ne dedin? Size söylemiştim. Etrafta hiçbir isyancı göremiyorum. Buraya geleceklerinden emin misiniz? Tabii ki eminim. Elimin yanıldığımı gördün mü? Hortlak! Şira dehşet odasına gelmek üzere! Hemen oraya geliyorum. Kevin, sen evinden kaçıyorsun öyle değil mi? Evet. Ailen seni merak ediyor olmalı. Bu iş biter bitmez bunu konuşalım. Buna sevinirim. Dikkat et! Onları yakalayalım! Yine ıska geçtin bu dala. Bu kadar yeter. Geriye paraşütünle uçarak dönersin. Ama olmaz, yanıma paraşütüm almamışım ki. Montella'nın başı dertte. Gidip onunla ilgileneyim. Ben de hortlağı oyalayayım. Tam üzerime doğru geliyor. Kimi sinirleri daha kuvvetliymiş göreceğiz. Bana blöf çekmez. Döndür şunu bu dala. Olmaz. Çarpışacağız. İşte senin en zayıf yönünü şimdi anladım. Bu daha yumuşak inmemi sağlar ve ayrıca birazcık alsan da fena olmaz. Şimdi de Kevin'in başı dertte. Gemimin lazeri onu halleder. Bırak onu, ben halledeyim Şira. Ortak sinirden çok kızmışa benziyor. Onu biraz serinletelim. Kulaklarınızın arkasını yıkamayı unutmayın çocuklar. Buluk. Korkunç bir yere benziyor. Gelmene gerek yok. Tabii ki var. Bütün bu olanlardan ben sorumluyum. Ve de kelebek kızı kurtarmana yardım edeceğim. Aferin sana Kevin. İşte geldik. Hazır mısın Kevin? Hazırım. Kılıç, mahpusa dönüş. Oh, mütevazı yerime gelerek şeref verdiniz. Yakalağını dal kavur. Gücüm yok oldu. Benim her zaman işe yaramıştır. Daima Şira'dan kuvvetlidir. Sana yardım edeceğim Şira. Sana emrediyorum. Hala büyümün etkisindesin. Hareket edemiyorum. Edebilirsin Kevin. Dene. Hiçbir şey kasları donduran büyülü sözümü asla bozamaz. Yalnızca iyiliğin gücü bunu bozabilir. Çünkü kötülüğün gücünden daha kuvvetlidir. Dene onu kelebek kız. Beni dinle Kevin. Bunu başarabilirsin. Dene. Aferin Kevin. Şimdi onlarla anladıkları dilden konuşalım. Artık oyun bitti gölgeler cadısı. Kendi koleksiyonumuzda olmaktan hoşlanacak mısınız bakalım? Kelebeği al ve beni izle Kevin. Pekala Kevin, şu bahsettiğimiz konuşmayı yapmaya ne dersin? Yakında kral olacağım. Evden kaçtım. Çünkü sorumluluk yüklenebileceğimi sanmıyordum. Ama senle ve arkadaşlarınla beraberken onları ne kadar çok sevdiğini ve koruduğunu görünce başkalarına yardım etmenin ne güzel şey olduğunu anladım. Evime dönmek istiyorum. Ama nasıl? Buraya nasıl geldiğimi bile bilmiyorum. Böyle düşündüğüne çok sevindim. Madame Raz da ailene haber göndermesini söyledim bile. Buraya gelmek beni çok mutlu etti Şira. Sana teşekkür etmeliyim.
Özellikle oğluma sevginin gücünü gösterdiğin için. Seni ararken zor günler geçirdim oğlum. Çıkış kapısı kapanmadan bir an önce gitmemiz lazım. O çok iyi bir çocuk. Onu çok özleyeceğim. Hoşça kalın yeni dostlarım. Bir gün tekrar geleceğim. Görüşmek üzere. Güle güle Kevin. Merhaba. İşte arkadaşınız Loki. Beni filmde görebildiniz mi? Göremediyseniz tekrar bir bakın. Beni gördünüz mü? İşte buradayım. Bugünkü maceramızda Kevin yapmamız gereken şeyleri yapmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendi. Görevlerini yerine getirmeyenlere sorumsuz denir. Ve bu çok kötüdür. Ama dersini çalışmak, odasını toplamak gibi görevleri yapmayı sevenlere, yani bizim gibilere sorumlu denir. Bu da çok güzeldir. Sana gölgeler cadısının habercileriyle dalga geçmek ne demek göstereceğim. Eğer beni ele geçirmeye çalışmasaydınız size daha arkadaşça davranabilirdim metal yılları. Güzel bir şeye benziyor. Ona dokunma, onu çaldık. Yani gölgeler cadısı için ödüş aldık. Aa, çaldınız demek. Bende kalması gölgeler cadısının eline geçmesinden daha emniyetli. Asıl sahibini ortaya çıkana kadar onu saklayacağım. Yakalayın onu, hadi! Hadi! Bir şey duydun? Evet, sanki biri beni partiye çağırıyormuş gibi. Aslında davetiyemiz yok ama gidip sürpriz yapalım. Hemen bir şeyler yapmalıyım. Ama ne? Belki hocam Kendor'un öğrettiği büyülerden biri işe yarar. Ansızın ortaya çıkıp bana saldıran yabancılar, hemen şimdi birer ağaç olun sabaha kadar. Evet, doğru düşünmüşüm. İşe yaradı. Zaten çok iyi bir büyücü olduğumu biliyordum. Bu büyü onları sabaha kadar böyle tutar. Burada neler oluyor? Kimsin sen? İsmim Adora ve bu da Bo. Ya sen kimsin? Eli'yim. Ve bu askerlerle biraz koşturmaca oynadık. Böyle bir şey yapabildiğine göre iyi bir büyücü olmalısın. Sadece iyi mi dedin? Bence en iyisiyim. Bu arada Madame Raz adında bir büyücüyü arıyorum. Onu tanıyor musunuz? Tabii tanıyoruz. En iyi arkadaşlarımızdan biri. Gölgeler cadısı askerlerini merak edip buraya gelmeden hemen gitmeliyiz. Niye bizimle fısıldayan ormana gelmiyorsun? Biz de zaten oraya gidiyorduk. Hadi atla. Teşekkürler. Madame birazdan burada olur. Onunla görüşmek istediğini söylememiş miydin? Evet. Beni hocam Kendor buraya gönderdi. Madame'dan çok şey öğrenebilirsin dedi ama öğreneceğim hiçbir şey kalmadı. Çünkü ben her şeyi biliyorum. Aa, eminim. Daima öğreneceğimiz yeni bir şeyler vardır. Bu çocuk çok akıllı olduğunu sanıyor galiba. Madame gelene kadar bekle. Eminim ona bir şeyler öğretecektir. Öğlen yemeğine ne dersiniz? Lütfen bana bırakın. Masanın üzerinde çok güzel yemekler olsun. Yeni arkadaşlarım zevkle yiyerek doysun. Öğlen yemeği bu mu? İnanılmaz bir şey. Yani teşekkürler, afiyet olsun. İndiğin yere dikkat et. Dilimde tüy bitti, her seferinde iniş eğitimi yapın, iniş eğitimi yapın diye. Madame Raz, sizle çalışmaya geldim. Kendor son büyü dersini öğretmeniz için beni yolladı. Ama her şeyi bildiğimden dolayı bana yeni şeyler öğretebileceğini hiç sanmıyorum efendim. Galiba kötü tavırlarını düzeltmek için biraz zaman ayırması gerekecek. Aptal budalalar! Huzur taşını ufacık bir çocuk elinizden zorla alsın diye çalın demedim! Ama bizi büyüsüyle ağaca çevirdi. Tam içeri! Biri huzur taşına sahip olduğunda gücü son derece artar. Şimdi... Düşüneyim bakalım.
Huzur taşını nasıl geri alırım? Ah, sanırım bunun yolunu biliyorum. Burası çamaşırları yıkadığımız yer. Aa madam, en son dersimi ne zaman öğreneceğim? Oh evet, bir dakika lütfen. Oh, Adora, onunla biraz ilgilenebilir misin? Ben kızlara deriden su getirmelerine yardım edeceğim. Madam sana etrafı gezdiriyor demek. Nasıl, burası hoşuna gitti mi? Burası çok güzel bir yer. Ama ben bir an önce evime dönmek istiyorum ve böylece kendi köyümün büyücüsü olacağım. Evet ama köyüne dönüp böyle büyük bir sorumluluk yüklenmeden önce sanırım kendi orada her şeyi iyice öğrenmeni öğrenmek isterdi. Öğrenmek mi? Şu anda bilmediğim tek şey bile yok. Madama sorabilirsiniz. Madam. Kovalar nehre gidip dolun su ile. Çamaşırların yıkanması için su getirin tepeye. Ay yeğeni miydi? Hayır, yanlış söyledim. Durun, durun. Suyla dolu kovalar, durun. Büyünün devamı nasıl da hatırlayamıyorum. Suyla dolu kovalar, hemen durun. Ve şimdi de yavaş yavaş yere konun. Aslında sen söylemeden az önce büyünün sonu benim de aklıma gelmişti. Suyu büyünle taşımayı deneyip yardım etmek istemem bile incelikti madem. Benim daha iyi bir fikrim var. Nehri buraya getirebilirim. Böylece madam da biraz dinlenmiş olur. Ne? Dinlenmeye ihtiyacım yok. Sadece büyücülüğü yeni öğrenmiş olman daha iyi bir büyücü olman demek değil. Apşu! Ve sen nasıl nehri buraya getireceksin? Nehrin yönünü değiştiren büyüyü söyleyerek tabii. Eli, yardım etmek istemeni takdir ediyoruz. Ama doğanın ana yapısını değiştirmek büyük tehlikeler yaratabilir. Adora! Apşu! Haklı! Madem daha fazla üşüyüp hasta olmadan eve götürmen lazım. Nasıl istersen. Ben de biraz etrafa bakarım. Adora nehri buraya getirmenin ne kadar kolay olduğunu görünce çok şaşıracak. Nehirdeki su gel yaylaya. Herkes senden yararlansın kolaylıkla. Çok merak ediyorum. Hocam Kendor acaba böyle bir şeyi başarabilir miydi? Eli. Eli. O hocam Kendor. Ne oldu? Sevgili öğrencim, yardımına ihtiyacım var. Yardımıma mı? Ne oldu ki? Şu anda söyleyemem. Ama yanındaki huzur taşında birlikte ben yaşadığım yere gel lütfen. Acele et. Büyük Kendor'un yardımıma ihtiyacı var. Hemen gitmem gerekiyor. Yardımına çok ihtiyacım var sevgili öğrenci. Çabuk ol, çabuk ol. İşte işe yaradı. Kendor olduğumu sandı. Oh gölgeler cadısı, sen ne kadar akıllısın. Aa, zatürre olmadan şu üzerindeki ıslak elbiseleri çıkarsan iyi olacak. Haklısın. Bu ıslak elbiselerle kendimi nehrin içindeymişim gibi hissediyorum. Oo, doğru, çünkü öylesin. Her tarafı sular basıyor. Oh Tanrım, koru beni. Buradan hemen çıkalım. Peki bu su buraya nasıl gelmiş? Emin değilim ama bir ses bana elinin büyülü gücünü kullandığını söylüyor. Gölgelerin gücü adına! Gidip bakalım bu su nereden geliyormuş. Demek eli nehrin akış yönünü değiştirmiş. Şimdi ağaçları su basmasından ve selden kurtarmalıyız. Yaylanın ortasından bir yarık açarsam nehrin taşmasını engellemiş olurum. Ah!
basmasından kurtaracak. Çiğra! Eli gitmiş. Gitmiş mi? Nereye? Boğa hocasının onun yanına çağırdığını söylemiş ama bu asla Kendor olamaz. Niye ki? Çünkü Kendor bir öğrenciyi eğittikten sonra en azından 100 yıl dinlenme uykusuna yatar. Bilirsin büyü öğretmek zor iş. Eli dün gölgeler cadısı askerleriyle biraz atışmıştı. Umarım gölgeler cadısının bu işte parmağı yoktur. Gölgeler cadısı mı? Tanrım koru beni. Eli'den istediği ne olabilir ki? Bu sorunun cevabını bize yalnızca gölgeler cadısı verebilir. Ama ilk önce Eli'yi bulmak gerek. O halde ben de seninle geliyorum. Madem bu tehlikeli olabilir. Eli'nin görgüsünü artırmaya ihtiyacı var ama o bir büyücü. Ve bunu ancak başka bir büyücü öğretebilir. Anlıyorum. Girip onu bulalım. Umarım gölgeler cadısını daha önce buluruz. Gidebileceğini düşünüyorsun. Gidebileceği tek yer var. Kendor'un dağı. Ay, işte burası Huzur Dağı. Çok güzel bir yerdir. Eskiden gençken burada yaşardım. 600 yıl önce. Evet, duymuştum. Burası çok esrarlı ve kudretli bir yer olmalı. Kudretli olduğu doğru. Huzur Dağı tüm ülkeyi denge üzerinde tutan önemli bir yer. Ona bir şey olacak olursa Huzur ülkesinin dengesi bozulur. Dengesi mi bozulur? Yani evet, öyle bir şey. Geliyorum madam. Aşağıya. Uçan at. Geliyorum. Tanrım koru beni, başım dönüyor. Aman Tanrım, ne biçim gezintiydi bu? Madam, iyi misiniz? Söylemekten dilimde tüy bitti. Beni sürekli sıkı tutmalısın. Ve de hikayelerini aşağı indiğimiz zaman söylemesin. Öyle değil mi? Bu da neyse. Ne oldu? Neredeyiz? Asla olamaz. Ama oldu. Tanrım koru beni. Şu anda Huzur ülkesinin denge merkezinin tam içinde bulunuyorum. Denge merkezi mi? O da nedir? Buradaki huzur taşı dengeyi sağlar. Çok kudretli ve kuvvetli ve büyülü bir taştır. Huzur ülkesinin tarihi kadar eskidir. Evet, doğru. Bizi buraya niye getirdiniz? Çünkü dengeyi sağlayan büyülü huzur taşı çalındı. Bir an önce eski yerine tekrardan konmazsa Huzur ülkesi çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak. Aman Tanrım. Eli onun gücünden yararlanmak istiyor. Eli huzur taşına sahip olduğunda gücü son derece artar. Bu da gölgeler cadısının taşı niye istediğini açıklıyor. Bir an önce taş yerine konulmazsa bütün huzur ülkesinin dengesi bozulacak. Daha sonra ekseninden fırlayacak ve kim bilir neler olacak. O halde kaybedecek vaktimiz yok. Adam, Eli huzur taşına sahip olsaydı gücü birkaç misli artar mıydı? Kesinlikle. Şimdi olanları anlıyorum. Eli'nin yaptığı büyüler çok güçlüydü. Çünkü taş onda olmalı. Gölgeler cadısı da taşın peşinde. Ya taşa sahip olursa? O zaman bütün huzur ülkesi tehlikede demektir. Çabuk Eli'yi bulmalıyız. Kendor! Burada mısın? Evet sevgili öğrenci, yakınıma gel. İlerideki dağ Kendor'un dağı. Eğer Eli oraya gittiyse... O zaman gölgeler cadısı da orada demektir. Biliyorum süpürgem, iniş eğitimi yapmalıyım. Gidelim. Kendor, buradaki mumlara ne oldu? Ben de seni göremiyorum. Biraz daha yakınıma gel. Zaten çok yaklaştı. İşte buraya kadar küçük hırsız. Yeteri kadar yaklaştı. Sen Kendor değilsin. O nerede? Seni eğittikten sonra 100 yıl dinlenme uykusuna yattı. Daha çalışkan bir öğrenci olsaydın tabii ki bunu bilirdin. Benden ne istiyorsun sen? Sendeki taşı istiyorum. Taşı mı?
Hangi taşı? Askerlerimden zor da aldığın taşı. Aa, demek o taşı. Neden istiyorsun ki? O taşa sahip olan kişinin gücü binlerce kez fazlalaşır. O kadar güçlü büyüleri nasıl yaptın sanıyorsun ha? Aa, demek yaptığım büyüler bu taşın sayesindeydi. Ben de kendi gücüm sanıyordum. Yani hep kendimi kandırmışım. Bu senin sorunun, taşı bana ver. Hadi bakalım. Benim oldu. Sonunda benim oldu. Huzur ülkesinin en kudretli büyücüsü artık benim. Taşa kesinlikle sahip olmadan gücüne fazla inanma. Şira, seni baş belası. Taş bendeyken senin güçlerin bile beni asla alt edemez. Tabii. Eğer taş ait olduğu yere konmazsa huzur ülkesi ekseninden dışarı fırlayacak. Bu da her an içinde olabilir. Bu taş beni her zaman korur. Peki, görelim bakalım. Eli'yi serbest bıraktığına teşekkürler. Sizi sonsuza dek zindanımda çürümeye bıraktığımda gülecek pek haliniz olmayacak Şira. Söylediğim olmaya başladı bile. Taşı hemen bana ver. Ah! Olamaz. Uçuruma düştü. Onu hemen bulmalıyız. Gezegen yerinden oynuyor. O kadar acele etme. Bu senin işini görür. Şimdi taşı almalıyım. Hadi bakalım Eli. Büyü güçlerimizi birleştirip Şire'ye yardım edebiliriz. Başınıza bu kadar bela açtıktan sonra yardımımı mı istiyorsunuz? Aslında eskiden bir zamanlar ben de gençtim. Böyle şeyler olur. Eğer Şira'nın yardımımıza ihtiyacı varsa ne dersin? Pekala. Bir an önce başlayalım bari. Bu büyüyü her zaman çok sevmişimdir. Kafiyesi hoşuma gidiyor. Sizi birlikte çalışırken görmek ne güzel. Dikkat edin, gölgeler cadısı bir yere kaçmasın. Önemli bir işim var. Ben huzur taşını yerine koyarken gölgeler cadısını sakın bırakmayın. Dek ait olduğun yerde kal. Seni kurtardığın için sağ ol. Ama bu arada kalemiz büyük hasar oldu. Sanırım bunun için bir şeyler yapabilirim. İşte her şey halloldu. Huzur taşına her zaman dikkat edin. Teşekkürler madam. Böyle bir şeyi bu kadar hızlı nasıl düşündünüz? Ah, buna tecrübe ederler hayatım. Bu büyücünün gücü artık beni tutamaz. Pekala, pekala. Şimdi de siz hapsolmaktan hoşlanacak mısınız bakalım? Büyünle yaptığın zincire teşekkürler. Bunda ne yapacağımı iyi biliyorum. Bu seni buradan çok uzaklara fırlatacak gölgeler cadısı. Ve ait olduğun yere, dehşet bölgesine gönderecek. Pekala, bizi ziyaretin sırasında acaba yeni bir şeyler öğrendin? İnanın ki çok şey öğrendim Adora. Hocamın buraya beni neden gönderdiğini biliyorum. Büyüden daha önemli şeyleri öğrenmemi istediği için. Nezaketiniz ve sabrınız sayesinde övünmemeyi ve gösteriş yapmamayı öğrendim. İşte bu doğru.
İster genç olsun, ister yaşlı. Erdem sahibi kişilere daima kapımız açık. Biliyor musunuz? Şimdi ben de tam bunu söyleyecektim. Merhaba, ben Loki. Bugün saklandığım yeri bulabildiniz mi? Bulamadıysanız bir daha bakın. İşte buradayım. Bugünkü hikayemizde Eli yaptığı her şeyden fazlasıyla övünüyordu. Tabii ki bundan kimse hoşlanmadı. Yaptığınız işten gurur duymak iyidir. Ama fazlasıyla övünmek kötüdür. Bırakın yalnızca yaptığınız iş sizi ifade etsin. Hoşça kalın. Getirmek çok ciddi bir suçtur. İşte küçük fokların sonuncuları da yakalanmak üzere. Kaçmayı başarmalıyız Lassie. Biz hapis adasındaki fokların sonuncularıyız. Eğer yakalanırsak halkımızı geri kalan hapisler asla kurtaramayız. Peki buradan nasıl kaçacağız Poppy? Bu işi bana bırak. Küçük foklar kafana sıkıştılar. Gölgeler cadısı robot köpeklerini onları yakalamaları için işaret ver. Pekala. Hazır ol. Dikkat et. Atla. Bu robotların işini görür. Planın çok iyi işledi Papi. Planının bir sonraki kademesi nedir? Hemen fısıldayan ormana gitmeliyiz. Oğlum Ruki orada yaşıyor. Yardımı gerekiyor. Ama önce buradan çıkmalıyız. Önce ben çıkayım. Yok ettiğiniz robot köpekler bize pahalıya mal olmuştur Ringi pis yaratıklar. Dehşet ordusunun malını yok etmek, balçık çamuruna atılmak demektir. Şimdi buraya gel ve ötekini de yanında getir. Ötekini mi? Hangi ötekini? Etmeliyim ki Rüzgar. Bazen beraberce her şeyden uzaklaşmak harika bir olay. Doğru Adora. Hepimiz isyanla o kadar meşgulüz ki. Haklısın. Ama bazen biraz da dinlenmeliyiz. Kızarmış sosisime de ne oldu böyle? Oh hayır. Bak kızarmış sosisimi gizlice kim almış? Bu Loki. Pekala, hoş geldin. Kızarmış sosis ister misin Loki? Hayır, teşekkürler. Zaten bende bir tane var. Yardım edin. Lütfen yardım edin. Birazcık daha aşağı. İzin verin. Bana tuttum. Sağ ol. Merhaba. Hoş geldin. Bu benim halkımdan biri. Hoş bulduk. Yoksa sen Loki misin? Evet, Loki'yim. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Gelsene. Pekala. Sana anlatacağım çok önemli şeyler var. Hapis adasına gelip onları görmelisin. Dehşet ordusu bütün halkımızı ele geçirdi.
Babam Papi de yakalandı. Oh, olamaz. Niye ki? Her şey birkaç hafta önce başladı. Dehşet ordusunun zindanlarına giden gizli bir geçit keşfettik. Aslında mahkumları buradan çıkartıp kurtaramadık ama elimizden geleni yapıyorduk. Hastalanmasınlar diye onlara taze yiyecekler götürdük. Ama sonunda bir gün dehşet ordusu yaptığımız işi fark etti. Bundan hiç hoşlanmadılar ve bütün halkımızı yakaladılar. Onlardan kaçıp kurtulabilen yalnız ben oldum. Benimle beraber hapis adasına gelmelisin. Halkımızı beraberce kurtarmalıyız Lucky. Tabi gelirim Lassie. Senin için, halkımız için ve babam için geleceğim. Ama oraya nasıl gideceğiz? Tekrar oraya kadar yüzebileceğimizi hiç sanmıyorum. Size kimin yardım edebileceğini biliyorum Lassie. Gidelim Rüzgar. Nereye gidiyorlar? Yardım getirmeye. Görüldüğü kadarıyla bu rahat akşam heyecanlı bir akşama dönüşecek. Gölgeleri güç adına! Sen yanımızda oldukça halkımızı kurtarmamızın çok daha kolay olacağına eminim. Benim için büyük zevk Lassie. Başınızın dertte olduğunu duyunca hemen yardımınıza geldim. Demek Lassie Şira'ya gidip ondan yardım istemiş. Ama bu onun hiçbir işine yaramayacak. Hazır olun robot yarasalar. Ziyaretçilerimiz var galiba. Pekala, onlara sıcak bir karşılama hazırlayalım. Aşağıya uçan at! İşte bu birinin işini bitirdi. Geriye iki tane kaldı. Kılıç, ikili kemente dönüş. Ama benimle de ilgilenmen gerekecek. Ben de seni bekliyordum zaten Ketra. Hadi şimdi kovalamaca oynayalım. Ama sen kaybedeceksin. Motorumu parçaladı aşağıya düşüyorum. Zaten böyle olması gerekir. Hapis adasında daha yapılacak işlerimiz var. O halde gidip yapalım. Bu kavga daha henüz sona ermedi Şira. Hapis adasında yeniden görüşeceğiz seninle. İşte hapis adası orada. Umarım halkını kurtarmaya geç kalmamışızdır Lassie. Ketra yakında yine peşimize düşecek. Gemiye hoş geldiniz yüzbaşım, emirleriniz. Telsizle hapis adasındaki dehşet zindanının gardiyanlarını bağla bana. Beklenmedik ziyaretçilerin geleceğini haber vereceğim. Thank you.
yardımı zindanlarda. Zavallı babacığım da orada. Kurtarabilecek miyiz acaba? En azından deneyeceğiz. Ama çok dikkatli olmalıyız. Petra buraya geldiğimizi her an haber verebilir. Ama işin doğrusu sanırım geldiğimizi haber vermiş bile. O olamaz. Gardiyanların hepsi peşimize düştüler. Peki şimdi ne yapacağız? Korkma sakın Lassie. Shira mutlaka bir şeyler düşünür. Doğru değil mi? Tabii ki doğru Lucky. Ama bu kolay olmayacak. Karşımızdakiler çok kuvvetli. Eğer içeri gizlice girmenin bir yolu olsaydı ve tabii şu parmaklıkların arkasına da geçebilseydik, içerideki ışın toplarını kolayca hallederdik. Shira! Hatırladım! İçeri girmemizin bir yolu var. Nasıl yani Lassie? Tünelden zindanlara gizlice gittiğimiz tünelden. Olamaz. Tüneli keşfetmişler ve girişine kocaman bir kaya parçası koymuşlar. Aha, bunu bana bırakın çocuklar. Hadi bakalım koca taş. Yolumuzdan çekil. İşte oldu. Önden buyurun çocuklar. Baş belası isyancılar tünele giriyorlar. Daha önceden söylediğiniz gibi efendim. Güzel. Emrettiğim gizli tuzağı hazırladınız mı? Kusursuzca hazırladık efendim. Mükemmel. Demek biraz sonra Shira ve arkadaşları yapış yapış bir yerde kalmak zorunda kalacaklar. Hatırlıyorsam biraz daha ilerleyeceğiz ve... Hakkındaki konuşmana dikkat et. Ay! Balçık mükemmel bir şeydir. Şahanedir. Ay! Evet ama yine de harika bir yapışkan. Öyle değil mi? Aa, eminim sizin için öyledir Bay Balçık domuzu. Ama bizim için pek de öyle değil. O halde bizi buradan çıkarmanız mümkün mü acaba ha? Tabii ki mümkün. Elimdeki bu sıvı balçığı tümüyle yok eder. Ama size niye yardım edeyim? Benim için hiçbir şey yapmadınız ki. Lucky! Gel şuradan gel. Bakın işte aldım. Bizi kurtaracaksın bu yele geçirdim. Çok güzel Lucky. Şimdi onu geri ver. Evet ver. O sıvı Bay Balçık domuzuna ait Lucky. Bizi kurtarsa bile kimsenin malını zorla almak hoş değil. Korkarım Shira, çok haklı Lucky. Sıvıyı Bay Balçık domuzuna geri ver. Galiba haklısınız. Buyurun
Size ait bir malı zorla aldığım için beni affedin lütfen. Aha, evet. Müthiş bir şey. Siz bana nazik davranıyorsanız ben de size nazik davranırım. Ama balçıksız nasıl yaşarsınız Bayi Balçık domuzu? Ah, beni merak etmeyin. Geldiğim yerde bundan bir sürü var. Ve şimdi yeniden tuzağa düşmeden önce buradan hemen gitmenizi tavsiye ederim. Artık bunu söylemenize bile gerek yok. Evet, hala halletmemiz gereken bitmemiş bir işimiz var yukarıda. Ama oraya nasıl gidebiliriz acaba? Şuradaki gizli kapı sizi yukarı çıkarır. Hey, ama oraya nasıl ulaşırsınız bilemiyorum. Aa, onu merak etmeyin Bay Balçık domuzu. Galiba nasıl ulaşacağımızı buldum. Başardım. Evet, hadi bakalım gidelim. Çocuklar, robotları ben hallederim. Yer keçesini kıvırmalıyım. Parçalamak için sağlam bir şey lazım. Sanırım bu işi şunla kolayca halledebilirim. Biraz dinlenmen gerek. Bize layık gördüğün balçıkta. Halkımı kurtardığın için çok teşekkürler Şira. Senin de yardımın oldu. Senin nezaketinden dolayı Bay Balçık domuzu bizi kurtardı. Aa, evet, Bay Balçık domuzu. Ona teşekkür etmek isterdim. Şu anda ne yapıyor çok merak ediyorum. Ah, sanırım şu anda çok mutludur. Ama iddiaya varım Ketra değildir. Balçık hakkındaki konuşmana dikkat et. Balçık mükemmel bir şeydir. Şahanedir, fevkaladedir. Merhaba, bugün beni gördüğünüze eminim. Çünkü bütün filmde oynadım. Evet, film hoşunuza gitti mi? Peki beni sakladıkken görebildiniz mi? Göremediyseniz tekrar bir bakın. Şimdi görebildiniz mi? İşte buradayım. Bugün hiç kimsenin malını zorla almamayı öğrendim. Önemli bir sebebi olsa bile birinin malını zorla almak çok ayıp bir şeydir. Size ait olmayan bir şeyi almanın hiçbir geçerli sebebi olamaz. Bunu daima hatırlayın. Eminim ben hep hatırlayacağım. Hoşçakalın.